Ne oluyor? Kaç tane dava var sayabiliyor muyuz? Valla son süreçte davayı sayabilmemiz mümkün değil. Bugün İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması vardı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 3,5 milyon kişi, ki İçişleri Bakanlığı bunu açıklamışsa belki 4-5 milyon kişi katılmıştır. 3,5 milyonla 5 milyon arasındaki insanın olaylara katıldığı söyleniyor. O olaylarla ilgili olarak da çok ciddi gözaltılar var. Bununla ilgili olarak hala açılmış bir iki küçük dava dışında ciddi anlamda açılmış bir dava yok. Ankara ve İzmir'de açıldı. Ankara ve İzmir'deki davaların birleştirilmesi söz konusu. Burada da İstanbul'da da bununla ilgili olarak bir gelişme var. İstanbul'da da birleştirme yönünde bir işlem yapılıyor. Çünkü İstanbul'da bu davalarla ilgili olarak özel yetkilendirilmiş 3 savcı var. Bu 3 savcı dışında bu dosyaların herhangi bir savcı tarafından ele alınması söz konusu değil. Bütün bunlar olurken bir de Taksim Dayanışması'nın üyelerine dava açılıyor galiba. Başbakan'la görüşen kişiler bunlar. Görüşen heyetten hemen Cem Bey'e soralım. Siz başbakanla görüşürken böyle bir şey olabileceğini tahmin ediyor muydunuz? Yani sonradan size dava açılabileceğini. Yani çok önemsemiyorduk açılıp açılmayacağını. Yani bu konuda pek fikir yürütmedik. Ki başbakanın size tavrı nasıldı? Yani sonuçta oturup aklı selimle çözüm aradınız o gece. Yani işte Taksim Dayanışması temsilcileri, başbakan, galiba hükümetten birkaç, kabineden birkaç kişi daha vardı. Ne yapılabilir diye konuştunuz ama şimdi dava açılıyor o insanlara. Başbakan bunun ipuçlarını vermiş miydi? Size karşı böyle hasmane bir tutumu var mıydı o gece? Yani o günkü toplantının pek aklı selim içerisinde geçtiğini söylemek mümkün değil. Biz orada aklımızın selametini korumak için bir gayret sarf ettik açıkçası. Çünkü söylenen her şeye olur olmaz tepkiler vardı. Siyasi mi yani bu davalar, soruşturmalar? Netice olarak bir kişinin talimatıyla yapılıyor bu işlemler. Kimin? Başbakanın talimatıyla yapılıyor. Başbakan bununla ilgili olarak talimatları verdi. Hukukun bittiği yerde bir şekilde içine hukuk dışılığın, kanunsuzluğun egemen olduğu yerde siz AK Partili seçmen de olsanız, AK Parti Genel Başkanı'nın, Başbakan'ın çocuğu da olsanız huzur içerisinde yaşayamazsınız. Yani bu ekilen nifaktan AKP'lilere de hayır yok. Polis bizi durdurdu yolda. Ver bakalım kimliğini dedi. Hakkı var mı buna? Kimlik sorma hakkı var. Eve geldi, aç kapıyı, gireceğim, Hayır, arayacağım. hayır, öyle bir hakkı yok. Ne yapacağız peki? Geldi, açmıyorum mu Şimdi diyeceğiz? Kadıköy'de bunu gördük. Kadıköy'de örneklerini gördük. Sırt çantaları, herkesi durdurup sırt çantalarını arayıp kimlik yoklaması yapıp bununla ilgili olarak yakalama işlemi yaptılar. Yakalama işleminden sonra gerek GBT taraması yapılıp arkasından bir kısmı bırakıldı, bir kısmı da savcılığa bildirilerek bununla ilgili olarak işlem yapıldı, soruşturma açıldı. Aslında yapılması gereken işlem nedir, ne değildir diye net bir şekilde kanun var. Kanun da gösteriyor. Kanun diyor ki önlem araması diyor. Derhal işlem yapılmadığı takdirde milli güvenliğe, kamu düzeninin genel sağlık ve genel ahlakın ve başkalarının hak ve hürriyetinin korunmasının tehlikeye girmesi veya zarar görmesi, suç işlemesinin önlenememesi, silah veya patlayıcı madde taşıdığına dair bir şüphenin oluşması durumunda diyor. Önlem araması yapabilirsin. Tamam, burada ama, diyor ki kamu düzeni bozuldu işte Taksim'de ya da Kadıköy'de barikat kurdunuz. Ama bunun da şartı var. Bunun da şartı diyor ki bunu diyor hakimlikten iste. Mesela Kadıköy'de ben diyor ki Kadıköy'de Bahariye'de arama yapacağım. Bununla ilgili olarak hakimlikten karar çıkartmak zorundadır. O zaman geldi, aç bakalım çantayı, gaz maskesi var mı bakacağım dedi. Bakamaz. Mi diyeceğiz, nöbetçi hakimlikten izin aldınız mı diye sorması mı lazım yurttaşın? Evet, eğer ki hakimliğe ulaşılamadıysa bununla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığından izin istenmesi gerekiyor. Buna da ulaşılamadıysa eğer kolluk amirinin izin vermesi gerekiyor ve daha sonradan bu Cumhuriyet Savcılığı tarafından da onaylanması gerekiyor. Kimdir kolluk amiri? Oradaki başkomiser, komiser? Evet, o an amir kimse onun olması gerekiyor ve yazılı olması gerekiyor bunun. Ve bu işlemler tamamlandıktan sonra yine arama yapamaz. Yakalama işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Yakalama işlemleri yapıldıktan sonra eğer ki gözaltı kararı yapılmışsa, gözaltı işlemi yapıldıysa bunu savcılığa bildirecek. Savcılık diyecek ki gözaltına alın onları. Bu bir yazıya bağlanacak, sözlü vermişse veya savcılık buraya bir faks gönderecek ve yazılı olarak bildirecek. Üst araması için de aynı şey geçerli evet, mi? Evet, geçerli. Dolayısıyla çanta, işte üst araması bunlar için sizi izin niye şart. Aradığını söylemek zorunda. Sizi niye arıyor? Bir suç işleme ihtimaliniz varsa, suçüstü hali varsa veya bir başkasının canına malına kasteden bir durum söz konusuysa sizi arayabilir. Ama ne aradığını belirterek arayabilir. İnsanların üzerinde baret olması suç değil.
gözlük olması suç değil. Misket olması da suç değil. En son Kadıköy'de birisinin üzerinden sapan ve misket çıktı. Savcılık gözaltı işlemi yapıldı. Savcılık sapan ve misketleri geri iade etti. Demek ki bir suç değil. Bu anlamda bakıldığında şu anda yapılan işlemlerin hiçbirinin kanunla, yönetmelikle, hukukla alakası yok. Tamamen bir anlamda bezdirme operasyonu yapıyorlar. Araç araması diye bir şey var son günlerde. Yol kenarlarında görüyorum arabaları durdurup her tarafını arıyorlar. O orada da mümkün değil. İnsanların tutuyorlar, kimliğine bakıyorlar. İnsanların GBT'sinde daha önceden herhangi bir suç işleme kaydı vesairesi varsa hemen çıkın araçtan sizi arayacağım. O da mümkün değil. İzin vermeyebilirsiniz. Bana hakimlik kararı getir. Bana savcılık kararı getir diyebilirsiniz. Araçla ilgili herhangi bir şüpheleri varsa alsınlar, götürsünler, yüklesinler aracı. Erkan Bey, böyle cesaret veriyorsunuz insanlara ama sokakta bunun pratik karşılığı var mı? Evet, yok maalesef. Yani insanlar haklarını... Geldi, dedi, ben de dedim ki nerede kardeşim senin arama izin? O da ağzıma bir tane çaktı. Ne olacak o zaman? Zaten sistem o şekilde işliyor. Nerede dediğiniz halde anda hemen bir tutanak tutuluyor. Bizim iş yapmamızı engellediler. Bu bize mukavemet etti. Hemen işlem yapılıyor ve sizi savcılar bildiriyorlar. Savcılık ha öyle mi o zaman mevcut olarak getir bir bakayım, arkasından dava açılıyor. Arkasından da siz birdenbire terör örgütü mensup olmuşuz. Zaten polise mukavemet davalarının hemen hemen %80-90'ı başka bir suçu gizleme amaçlıdır. Öyle bir hale geliyor ki yani birisine işkence yapmıştır, birisine zor kullanmıştır, gereksiz şekilde zor kullanmıştır veya kanun dışı bir işlem yapılmıştır. Bunu gizleyebilmek amaçlı olarak eğer siz de bastırıp hakkınızı aramaya doğru gidiyorsanız karşı dava çok gibi. Basit hemen 3 polis, 5 polis veya 10 polis hemen işlem yapıyorlar. Bir tutanak tutuyorlar. Tutanağın altını imzalıyor 10 polis. Ondan sonra gittiğimizde savcılığa söylüyoruz. Bu böyle olmadı, şöyle oldu dediğimizde. Devletin polisi yalan mı söylüyor diyor. Aslında kural şudur. Polis hakkını, hukukunu bilecek. Vatandaşlar haklarını bilirse polisin herhangi bir şekilde kanun dışında çıkmaya meyletmesi veya yapabilmesi mümkün değil. Evrensel bir kural vardır. Dünyanın her yerinde aynıdır. Baskıya ve zulme karşı direnme haktır. Ve bu anlamda da kullanılan Gezi'deki var olan durum net olarak bu şekilde somutlanmıştır. Bir baskı vardır, bir zulüm vardır, adaletsizlik vardır. Buna yönelik de bir direnme vardır. Bu hakkı kullandıktan sonra, bu direnme hakkını kullandıktan sonra başımıza gelecekler için Efkan Bolaç'ı arayabiliriz herhalde göz altında. Ben olarak değil, bütün avukat arkadaşlarımız, İstanbul Barosu'nda bununla ilgili olarak görev almak isteyen arkadaşlarımız bu konularda yardım ettiler. Yardım etmeye de devam edecekler. Bir gönüllü ordumuz var. 23 Eylül.